Mars'a gitmek neden bu kadar önemli? Bu soru yeni keşifler üstündeyken sıkça sorulan bir sorudur. NASA, Ay'a gidiş için hazırlık yaparken belirli bir kesim bu durumu eleştiriyordu. Bazı bilim insanları da olayı "Ay'a gitmek bir avuç kum getirmekten başka neye yarar?" diye özetliyordu. Oysa bilimin en önemli konularından biridir evrenimizi keşfetmek ve bunu en iyi deneylerle desteklemek. Sovyet kozmonotu olan Yuri Alekseyevich Gagarin'in uzaya çıkmasının ardından Soğuk Savaş'ın rekabetçi anlayışının getirisiyle ABD olayı bir adım daha yukarı taşıyacaktır. Ay'a yolculuk. NASA uzay yarışının bir parçası olarak 1969-1974 arası Apollo projesi gerçekleştirmiştir. Apollo ismi Yunan tanrısı olan Apollon'dan gelmektedir. Roma mitolojisinde ise Apollo olarak geçmiştir. Apollo, mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısıdır. Ayrıca kehanet yapan bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Mitolojideki en önemli tanrılardan biri olan Apollon, Anadolu kökenlidir. Ama ne yazık ki bu keşif, Anadolu'dan çok ama çok uzak başka bir kıtadan gelecektir. Ay'a yolculuk çok sancılı başlamıştı. 27 Ocak 1967'de Apollo 1'in fırlatılış provası sırasında 3 astronotun ölümüne sebep olan bir kaza gerçekleşti. Daha sonra Apollo 7, 8, 9, 10 uzay yolculukları yapıldıktan sonra sıra ona gelmiştir. O artık insanın yuvadan başka bir yere ayak basacağı anın efsanesi olacaktır. Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Eggün, Buzz Aldrin ile 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18'de Ay'a inişini gerçekleştirdi. İnişten 6 saat sonra 21 Temmuz günü 1.56'da Neil Armstrong Ay'a ayak basan ilk insan olmuştur. Ve insan için küçük, insanlık için dev bir adım. Sözünü söylemiştir ki bu söz bu olayın önemini çok açık anlatmaktadır. Suna yakında bir şiiriyle bu tarihi olayın önemini pekiştirmek istiyorum. Ay çöreği. Hayallerin yolunu gösterir gerçeğin pusulası. Uzay aracından Armstrong'un. Ayla indiği merdivenin basamağında durur kül kedisinin düşen ayakkabısı. Bilmeden dünyayı uzaydan ilk kez Gagarin adlı bir sosyalistin seyrettiğini, yaptığı çöreği aya benzetmeye çalışıyor bir fırın işçisi. Karnındaki kabloyla gemiye bağlı astronot, uzay boşluğunda doğacak bir bebek gibidir. Tarih boyunca yakılan onca kitabın sancısıyla. Ay'a gittik de ne mi oldu? Evet, bir avuç kum getirdik. Ama sürtünmesiz ortamda iki farklı ağırlıkta iki cismi serbest bırakarak aynı anda düştüğünü gördük. Dünyanın Doğuşu adlı fotoğraf çekildiğinde bu soluk mavi gezegen, yani evimiz karşımızdaydı. Ve haritalardaki gibi ülke ülke bölünmüş de değildi, bir bütündü. Tarihin bir cilvesi de 68 kuşağı dünyayı sarsan yıl olarak özgürlük anlayışının parladığı yıldır. Ve belki de en önemlisi artık yuvamızdan başka yere gidebileceğimizin ispatı olmuş olmasıdır. Belki insanlık tarihi için uzak ama dünya tarihi için çok yakın bir tarihte, bundan 65 milyon yıl önce dünyadaki ekosistemin başına gelenleri biliyoruz. Dünyaya düşen bir göktaşının nasıl bir felakete yol açtığını ve o zamanın dünyanın efendisi olan dinozorları nasıl tarihten sildiğini de. Biliyoruz ki bir gün hayat kaynağımız olan güneş hidrojeni helyuma çeviren nükleer füzyonu tükenecek ve önce kırmızı dev sonra da beyaz cüce olacaktır. Bunun için de 1 milyar 750 milyon yıl ile 3 milyar 250 milyon yıl arası bir zamanımız olduğu öne sürülüyor. Olası dünyanın sonu senaryoları hep dışarıdan da değil. Biz de gün geçtikçe dünyayı daha yaşanmaz hale getiriyoruz. Küresel ısınma gittikçe artıyor, buzullar eriyor,
Atmosfer deliniyor. Dünya nüfusumuz kontrolsüz artıyor. Kısacası evimizi tüketiyoruz. En kısa zamanda yeni bir yaşanılabilir yer bulmalıyız veya yaşanılabilecek bir yer kurmalıyız. Burada da en yakın yer olan Güneş sisteminin 4. gezegeni Mars gezegeni bize gülümsüyor. İnce bir atmosferiyle dünyadaki gibi vadi, çöl, volkan ve kutup bölgeleriyle yer benzeri bir gezegen. Ayrıca dönem periyodu ve mevsim dönemleri de dünyadakine çok benzer. 2 adet de uydusu var. Ve Ruslar bu şirin gezegene yolculuğumuzu 2016-2020 yılları arasında düzenleneceğini iddia ediyor. Daha önce de insansız araçlar gönderdik. Ve bunun en meşhuru da Mars Keşif Programı'nın Phoenix Robotik Uzay Gemisi'dir. Daha önce Mars'a gönderilmiş keşif araçları ve süreleri. Viking 1 1976 355 gün. Viking 2 1976 360 gün. Mars Reconnaissance Orbiter 2006 210 gün. Phoenix Lander 2008 295 gün. Curiosity Lander 2012 253 gün. Peki neden bu kadar uzun sürüyor? Mars'ın Dünya'ya 55 milyon kilometre uzakta olması bile yeterli. Fakat olay bu kadarla da yetinmiyor. Bizim bir mekiğimiz saatte 20 bin kilometre hızla yol alırsa 115 günde varması gerekiyor. Fakat yolculuk çok daha uzun sürüyor. Bunun sebebi Dünya'nın da Mars'ın da Güneş'in etrafında dönmesi. Biz direkt nişan alıp oraya gittiğimizde Mars çoktan orayı terk etmiş oluyor. Bu sebeple günleri ve Mars'ın yörüngesini hesaplayıp Mars'ın geldiği yere uzay aracımızın nişanlanması gerekiyor. Ve bu yüzden yolculuk biraz daha sıkıcı ve uzun oluyor. Ancak her şeye değer bir yolculuk olacağı kesin. Daha yolculuktan önce Mars'a ayak basan ilk insanlar olabilmek için 80 bini aşan bir başvuru var. Ve bu kızıl gezegen belki bir gün evimiz olacak. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Ancak bir şeyi kesin. Evreni daha iyi anlayacağız ve çözmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu yüzdendir ki 1 milyar euro para harcanmış 10 yıllık bir proje olan Rosetta projesi 7 milyar kilometre yolculuktan sonra 67 pi Churyumov-Gerasimenko adlı kuyruk yıldızı üstüne indirilmiştir. Ve çok geçmeden bize müthiş haberler göndermeye başladı. Veriler üzerinde yapılan araştırmalar sonrası kuyruklu yıldızın yüzeyindeki ince toz tabakada basit organikler olduğu belirtiliyor. Bu moleküllerin metan gibi basit organikler olabileceği belirtildi. Organik bileşikler karbon içeriyor ve karbon içeren organiklerin dünyada yaşamın temelini oluşturduğu biliniyor. Ve bu da uzayda da yaşamın başlamış olabileceği fikrini güçlendiriyor. Ne dersiniz? Belki bir gün yeni evimizi ziyarete bile gelebilirler.